Yüzlerce farklı tat, şekil ve markalarda çikolatalar vardır ve bu çikolatalar damağımızı tatlandırırken çeşitli duygularımızı da harekete geçirmektedir. Peki siz bu duyguları harekete geçiren bir çikolata olsaydınız, hangi çikolata olurdunuz? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız hemen testimizi çözüp verdiğiniz yanıtlara göre hangi çikolata olduğunuzu öğrenebilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız çok tatlı çikolata testi. Testimizde ilk olarak neden çikolata yemeyi tercih edersin sorusuyla başlıyoruz. Peki siz neden çikolata yemeyi tercih edersiniz? Kendimi iyi hissetmemi sağladığı için, çikolatalar çok güzel olduğu için, sağlık açısından fayda sağlaması için, çikolata yemek için bir neden olmaz. Çikolata yemek bir tutkudur. İlk sorumuzun cevabını düşünmeniz için süreniz başladı. Eğer cevabınız A şıkkıysa 1 puan, B şıkkıysa 2 puan, C şıkkıysa 3 puan ve son olarak da D şıkkıysa da 5 puanı bir yere not edin. Çikolatanızı nasıl tercih edersiniz? Saf çikolata, kuru meyveli, kuru yemişli, çeşitli dolgulu çikolata ya da ruh halime bağlı canım ne isterse yerim. Süreniz başladı. A şıkkı 1, B şıkkı 2, C şıkkı 4, D şıkkı ise 4 puan. Eğer ki E şıkkını seçtiyseniz de 3 puanı bir önceki puanınıza ekleyin. Sizce çikolata yemek için en güzel zaman hangi zamandır? Her yemekten sonra, canınız istediği zaman, kahve içimlerinde, özel zamanlarda, günde bir kez. Bu soru için süren başladı. Cevabın A şıkkıysa 1, B şıkkıysa 2, C şıkkıysa 3, D şıkkıysa 5 ve E şıkkıysa da 4 puanı önceki puanlarınıza ekleyebilirsiniz. Peki çikolatanın yanına en çok yakışan şeyi seçebilir misiniz? Süt, çilek veya muz, kahve, alkollü içecek. Süren başladı. A şıkkı 2, B şıkkı 1, C şıkkı 3 ve D şıkkı da 5 puan. Arkadaşların ve ailen seni tek kelimeyle anlatacak olsa bu kelime ne olurdu? Enerjik, neşeli, pratik, ciddi, sakin. Süren başladı. A4, B3, C2, D5 ve E şıkkı da 3 puan. Peki çikolatadan daha iyi olan şey nedir? Aile, başarı, arkadaşlar, adrenalin içeren sporlar. Cevabı düşünmen için süren başladı. Cevabınız A şıkkıysa 5, B şıkkıysa 1, C şıkkıysa 4, D şıkkıysa da 3 puanı önceki sonuçlarınıza ekleyebilirsiniz. Şimdi ise sizden şu anki ruh halinizi en iyi anlatan kelimeyi seçmenizi istiyoruz. Heyecanlı, mutlu, kızgın, her zamanki gibi. A şıkkı 4 puan, B şıkkı 5 puan, C şıkkı 3 puan, D şıkkı ise 1 puan. Sürprizleri sever misiniz? Evet, hayır, kimi zaman. Süren başladı. Cevabın A şıkkıysa 3, B şıkkıysa 5, C şıkkıysa 1 puanı toplam puanlarınıza ekleyin. Peki hangi çikolata olduğunuzu merak etmeye başladınız mı? Cevabınızın evet olduğunu duyar gibiyiz. O zaman videomuza devam edelim. Peki birini tercih etmek durumunda kalsanız hangi ayakkabıyı tercih edersiniz? Düşünmeniz için süreniz başladı. Bu ayakkabıları seçtiyseniz 3 puanı, bu ayakkabıları seçtiyseniz 4 puanı, son olarak bu ayakkabıları seçtiyseniz 1 puanı önceki puanlarınıza ekleyin. Peki birini tercih etmek durumunda kalsanız hangi kıyafeti giymeyi tercih edersiniz? Yöresel kıyafetler, son moda kıyafetler. Süren başladı. A şıkkı 1 puan, B şıkkı da 5 puandı. Spor yaparken hangisini tercih edersiniz? Zor egzersizler yapmayı mı? Ritimli yürüyüşler yapmayı mı? Süreniz başladı. A şıkkı 3, B şıkkı da 1 puan. Sorularımız bitti. Sıra geldi hangi çikolata olduğunuzu öğrenmeye. Hangi çikolata olduğunuzu merak ediyor musunuz? Cevabınız evetse videomuzu izlemeye devam edin. Eğer ki test sonucunda toplam puanınız 11 ve 24 puan arasındaysa sen Ülker çikolatasın. Sakin bir ruh haline sahip olsan da hiçbir ortama girmekten çekinmiyorsun. Çevrendeki kişilere zaman zaman sürpriz yapmayı seviyorsun. Fakat çevrendeki kişileri ilgiye de boğmuyorsun. Çevren senin hakkında kötü bir şey söylemiyor fakat senin hakkında da çok bir bilgiye sahip değiller. Farklı şeyleri sevsen de her şeyin sınırı var. Eğer ki test sonucunda toplam puanın 25-37 puan arasındaysa Snickers çikolatasın. Snickers çikolata gibi sen de enerjik bir ruh haline sahipsin. Heyecan dolu aktiviteler seni kendine çekmekte. Ruh halinizi zirvede yaşıyorsunuz. Çevren de çok geniş ve bu yüzden arkadaşlarını belirli aralıklarla görüyorsun ve girdiğin ortama enerji veriyorsun. Eğer ki testin sonunda toplam puanın 38 ve 51 puan arasındaysa sen Toblerone'sun. Dengeli bir ruh haline sahipsin. Aynı zamanda oldukça da orijinal bir insansın. Her ortama da girmeyen bir kişisin. Fakat girdiğin ortamdaki kişiler senin hakkında çok değerli olduğunu düşünüyorlar. İnsanlara ilk yaklaşımınızda insanlar seni çok soğuk bulsalar da seni tanıdıkça iyi bir insan olduğunu fark ediyorlar. Ve seni iyi tanıyan çevren senden vazgeçemiyor ve seni tüm özel anlarında yanında istemekte. Peki sen hangi çikolata çıktın? Hadi bunu bize yorumlar kısmından hemen yaz. Hepsini okuyor olacağız. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.